Çiftlikleri vurdu, yaban kuşlarını kırdı geçirdi. Ardından memelilere bulaşmaya başladı. Kuş gribi insanlığın sıradaki pandemisi olabilir mi? Bilim insanları işi şansa bırakmıyor ve bir sonraki hamlesini tahmin etmek için virüsü takip ediyor. Burası Fransa'nın ördek besiciliği yapılan önemli bölgelerinden biri. Ördek yetiştiriyor, besliyor ve konserve ürünler hazırlıyoruz. Son birkaç yılda kuş gribi epidemisi Fransa ve diğer ülkelerde yayıldı. Hastalığa yakalanan hayvanların ölüm oranı hayli yüksek. Ördekler kuş gribi karşısında en savunmasız türlerden biri. Normalde ördeklerim açık havada yaşar, tarlalarda dolaşır. Ama artık bu durum değişti. Çünkü karantina yılındalar. Bu durum hem onlar hem de bizim için oldukça zor. Bazıları güneşi bir daha göremeyecek. Kapalı mekanda tutulan hayvanlar daha yavaş büyüyor. Bu da bizim için üretimde düşüş anlamına geliyor. Yani daha az et, daha az kaz ciğeri. Henüz hastalıktan etkilenmemiş olsak bile kuş gribi bizim için tehdit olmaya devam ediyor. Bir gün tüm ördeklerimizi itlaf etmek zorunda kalabiliriz. Salgınla mücadele yöntemleri oransız sertlik içerebiliyor. Eğer bir çiftlikte enfeksiyon tespit edilirse sürünün tamamı itlaf ediliyor. Çiftliğin 3 kilometre yarı çapında bulunan kuşlar da aynı şekilde. Bir başka deyişle binlerce hatta milyonlarca sağlıklı hayvan öldürülüyor. Bence bu yöntem absürt. Beni geleceğe dair endişelendiriyor. Eğer tek çözüm hayvanlarımızı aşılamaksa seve seve yaparım. Ördeklerimi aşılatırım, böylece dışarıda, tarlada vakit geçirirler ve çok daha mutlu olurlar. Bu son derece bulaşıcı kuş gribi türü birkaç yıldır çiftlikleri kasıp kavuruyor. H5N1 olarak da bilinen influenza A ilk kez 1996 yılında Çin'deki bir kaz çiftliğinde tespit edildi. Virüs hayvanların dışkıları ve tükürükleri yoluyla kuş sürülerine yayılabiliyor. 2015'ten bu yana Avrupa'da yaşanan bu dördüncü dalga kuş gribi şimdiye kadarkilerin en kötüsü olarak kayda geçti. Salgın sebebiyle 2022 yılında yaklaşık 50 milyon kümes hayvanı itlaf edildi. Bunların 16 milyonu salgından en fazla etkilenen Fransa'daydı. Hastalığın yayılma biçimi tehlike çanlarının çalmasına sebep oluyor. Salgın genellikle sonbaharda zirve yapıp ilkbahar ve yaz aylarında şiddetini azaltıyor. Ancak yeni salgın tüm mevsimlere meydan okuyor. Bilim insanlarını esas endişelendirense gribin pandemiye dönüşme ihtimali. Hastalık şimdiye kadar kuşların yanı sıra memeliler de dahil olmak üzere farklı hayvan türlerinde gözlendi. Herkesin aklında tek bir soru var. Bu virüs insana bulaşır mı? H5N1'in insana bulaşması şimdilik düşük bir ihtimal olarak görünüyor. Sağlık otoriteleri yine de kırmızı alarm vermiş durumda. Virüs yayılmaya devam ettikçe evrimleşmesi daha olası hale geliyor. Virüsün insana bulaşma ihtimaline karşı her mutasyon yakından inceleniyor. Kuş gribini izlemek için kurulan Ulusal Referans Laboratuvarındayız. İşimiz vakaları resmi olarak teşhis etmek. Vakaların kuş gribi olup olmadığını, hangi virüsten kaynaklandığını belirlemek. Ağustos 2022'den beri çiftliklerde 300'ün üzerinde vaka tespit ettik. Grip mevsiminin henüz sona ermediğini göz önünde bulundurursak bu sayı oldukça yüksek. Tam vaka sayısını öğrenmek için Temmuz 2023'ü beklememiz lazım. 2022 yılı içinde çiftliklerde 1400 vaka tespit ettik. Benzersiz bir durum. Daha önceki salgınlarda gördüğümüz sayıların neredeyse 3 katı.
Eğer kuş gribi şüphesi varsa numune alıyoruz. Aynı COVID-19'da olduğu gibi sürüntü örneği alıyoruz. Hangi virüs olduğunu tespit etmek için derinlikli çalışmamız gerekiyor. Şu an yüksek düzeyde patojenik olan H5N1 virüsünü araştırıyoruz. Eğer sonuç pozitifse derhal yetkililere haber veriyoruz. Virüs şimdilik kuşlarda görülüyor. Başka hayvanlara, özellikle memelilere bulaşma ihtimali olup olmadığını anlamak için virüsü yakından gözlemliyoruz. Yakın zamanda bir ev kedisi virüse yakalandı. Gözlemlerimize göre en ufak bir değişiklik, kedideki virüsün tek bir replikasyonu bile virüsün memeliler arasında yayılmasına yol açabilir. Bu olası pandemiyi COVID-19'la kıyaslayacak olursak belirgin bir fark söz konusu. İnfluenza'ya karşı nasıl aşı üretebileceğimizi biliyoruz. Kuş gribiyle mücadelenin esas zorluğu ise virüsün çok hızlı bulaşabilmesi. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir virüsle karşı karşıyayız. Daha önce hiç görmediğimiz bir epidemiyle mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Aşı ve ilacımız olsa bile çok hızlı hareket etmemiz lazım. Bilim insanları bu salgının büyüklüğü karşısında şaşkına döndü. Bunun en önemli sebebi yabani kuşların etkilenmiş olması. Hastalığın taşıyıcısı ve bulaştırıcısı oldukları bilinen bu kuşlar şimdi hastalığın kurbanı oldular. Vahşi kuşlar arasında kuş gribi vakaları yeni sayılmaz. Fakat hastalığın ağır etkileri daha önce rastlanmamış düzeyde. Virüs giderek güçleniyor. Daha önce de kuşlar virüse yakalanırdı ama sadece birkaçı ölürdü. Bulaşma riski de sınırlıydı. Endişe verici olan virüsün artık kuşları öldürmesi. Daha endişe verici olansa virüsün direnci ve kuşlar arasında yayılıyor oluşu. Fransa'da iki kuş grubu hastalıktan etkilendi. İlki yırtıcı kuşlar, özellikle akbabalar. Üstelik bu alışıldık bir durum değil. Şimdiye kadar akbabaların kuş gribine yakalandığı tek bir vaka bile görülmemişti. İkinci grup balıkçılar. Özellikle de sümsük kuşları ilk kez hastalıktan ağır bir şekilde etkileniyor. Fransa'nın Bretonya bölgesinde bulunan tek sümsük kuşu sürüsünün yetişkinlerinin %40'ının, yavrularının ise %90'ının gripten öldüğünü tahmin ediyoruz. Gördüğünüz gibi tek bir salgın binlerce, on binlerce kuşu kaybetmemize sebep oldu. Kuş nüfusunu normale döndürmekse çok zor olacak. Paris'in hemen dışında, merkeze 20 kilometre kadar mesafedeyiz. Telef olan kuş sayısı 3 hafta içinde 1400'e yükseldi. Bu çok yüksek bir sayı. Ölü sayısını tespit edebilmek için 2-3 günde bir bu gölde tekneyle dolaşıyoruz. Bu bir pandemi. Durumun bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştik. Gördüğünüz kuşların çoğu karabaş martılar. Dün ise bir martı, bir kuğu, bir ördek vardı. Bir de su tavuğu. Telef olan kuşları topladıktan sonra dondurucuya koymamız gerekiyor. Dondurucuya 270 kadar karabaş martı sığıyor. Ama haftada bir topladığımız örnekler artık tek bir dondurucuya sığmıyor. Böyle bir duruma ilk defa tanık oluyorum. Sıradaki kurban hangi tür olacak merak ediyoruz. Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar için çok endişeliyiz. Kuş gribinin bir gün onları da vurmasından korkuyoruz. Aşı olmadan hastalığı kontrol etmenin mümkün olmadığını kabul etmemiz gereken noktaya ulaştık.
Görevimin bir parçası da gerçek yaşam koşullarında aşı denemeleri yapmak. Çalışma sonuçlarının önümüzdeki aylarda aşının piyasaya sürülmesinin önünü açacağını umuyorum. Tarih olarak 2023 yılı Eylül ayı öngörülüyor. İki farklı aşıyı denemek için çiftliklerle işbirliği yaptık. Hayvanları takip ettik. Antikorları tespit etmek için kan ve sürüntü testleri yaptık. Aynı zamanda virüsün fark edilmeden sürüler arasında yayılmadığından emin olmak için moleküler testler uyguladık. Patoloji alanında çalışmalarımız var. Belli lezyonları analiz edecek ve virüsün enfekte olmuş kuşların organları aracılığıyla nasıl yayılmaya devam edebildiğini inceleyecekler. Böylece enfeksiyon yollarını ve virüsün nasıl yayıldığını daha iyi anlayabileceğiz. Fransa'da ördeklerin enfeksiyon dinamikleri diye adlandırdığımız konuda ciddi rol oynadığını biliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Ördeklerdeki enfeksiyonu kontrol altına alabilirsek, hastalıkla mücadele konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Hollandalı meslektaşlarımız tavuklara odaklandı. İtalyan meslektaşlarımızsa hindilere. Amaç, aşı aracılığıyla virüsün Avrupa'daki kümes hayvanlarına yayılmasının önüne geçebilmek için tüm verileri bir araya toplamak. Kuş gribi aşısı ile ilgili temel zorluklardan biri, aşılanan hayvanların hastalığın sağlıklı taşıyıcıları olmadığını belgeleyebilmek. Uluslararası alanda bir miktar şüphe ve güvensizlik hakim. Ama bu tartışmayı aştığımızı düşünüyorum. Artık açıkça görebiliyoruz ki başka bir riskle karşı karşıyayız ve seçeneğimiz kalmadı. Mucize çözümler yok. Aşı da tek başına çare olmayacak. Ama hijyen koşullarının sağlanması ve gözetimin artırılmasıyla birlikte etkili bir araç olabilir.